Tahsildaroğlu sunar. Bunun için öncelikle bu sezonda da kaza bela olmaması için, gereksiz sinir stres olmaması için bir kere bu benim söylediğim başarılı bir futbol kulübünün bir böyle karedir, eşit uzunlukta işte teknik direktör, futbolcular, taraftar, yönetim. Bir kere böyle taraftarla yönetim arası çok açıldı. Şimdi yönetim, yeni yönetim gelir gelmez bir kere bu kardeşim nedir sorun? Buyurun. Bunlar evet. Ali Gültüken gibi birini niye söylüyorum? Bu tip kişilerin ikna kuvveti, kredibilitesi, kredi vadesi daha çok olur. Neden? Kulübün efsanesidir. İşte mesela işte Ali Ece aynı işi yapsa, diyelim ki işte ikinci başkan ben oldum, 4 hafta sonra işler kötü giderse ulan bantla falan çıkıyorsun, Allah belanı versin dese herife yerden gökar hakkıdır. Ama işte Ali Gültüken aynısını diyemez. Hani çünkü efsanesi o takımın, Metin Ali Feyyaz. Anladın mı? Şimdi bunu yapacaksın. Güçleri birleştireceksin. Finansal açıdan güç verecek kişiler. Finansal açıdan iyi fikri olan kişiler. Adnan Dalga Kıran abi kendi sektöründe adam gayet şeydi işte. Değil mi? O dalga kıran motorları falan. Evet, evet. İnovatör birisi. Yani yenilik oluşturan, değer üreten. Fikret Oman ilk yönetimde de vardı. Güzel de fikirleri vardı. Şimdi hiç hepsi bahaneyi bırakacak. Yok 20-25 gün değil. Hepsi bir araya gelecek. O milli birlik hükümeti denilen güzel şekilde. Fikir. Koalisyon şeklinde. Anlaşmalı olarak kimin başkan olduğu önemli değil. Kimlerin yönetici olduğu önemli. Tek kişi olmuyor Beşiktaş'ta hocam. Geçelim bunu. Doğru söylüyorsun. Süleyman Seba da hiç tek başına yapmadı. Geçen hafta baktım gelen bazı eşler. Ama Süleyman Bey de çok tek adamlı değildi kardeşim. Neydi beyefendinin ismi? İşte en yakın arkadaşlarından bir sürü paralar verdi. Metin Keçeli çok iyi bir çalışanıydı. Hem personel hem yönetici olarak. Zaten bütün işleri o çözerdi. Onu söyleyeyim. Onun dışında bir de Bengi. Bengi Türk mü? Hayır, Süleyman abiden bile yaşı daha büyüktü ama adam sürekli finansal sıkıntı olduğu zaman tamamdır buradan halledilir. Şuradan Şevket Belgin değil mi? Şevket Belgin. Ya bir sürü de kişi vardı daha o dönemde çalışan. Mesela Hulusi abi var ya şu Beşiktaş TV'de yıllarca program yaptı abi. Evet. O gençken de o şeyleri buluyordu, oyuncuları buluyordu gidip. Daha scouting terimi tarif edilmeden gidiyordu. Kahramanmaraş'tan Şifo Mehmet. İşte Bergama Spor'dan Zeki falan. Abi şimdi sen burada fark oluşturuyordun. Sen Sosa'yı alıyordun çok düşük fiyata, oyuncunun asıl değeri başka oluyordu işte Milan'a giderken. Ben bunları söylemek istiyorum. Şimdi şu döneme geldin artık. Aynı yeniliği yapacaksın. Sürekli kredi alkarı. Bir de Sayın Başkan'ın son eleştirimde o Abdullah Avcı ile imza atar atmaz sanki bütün sorunlar tek bir transfer Abdullah Avcı çözülecek gibi gidip şarkı söylemesi, o pozu vermesi, onu o gün zaten ayağının altından halı kaydı. Adamın üzerine öyle baskı oluşturdun ki. Tamam abi dedin ya. Guardiola'yı aldık. Kimseyi almaya gerek yok gibi. Ya o esnada sen bir transfer yap. Bu kadar geç yapılmaz. Şimdi bir kere devre arası planı yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler gelecek. Geçen sene Fenerbahçe yaptı. Hatan yapılmaması gerekiyor. Panik transfer. İcabında kimseyi almayacaksın. Kadro içinden çözümünü oluşturacaksın. Sadece lige konsantre olacaksın. Kupaya konsantre olacaksın. Ona göre 16 kişi de bu. Abdullah Avcı Hoca'nın da mutlaka artık hayallerinden çıkıp gerçek hayata Beşiktaş gerçeğine dönmesi gerekiyor. Mali açıdan, taraftar yönetim ilişkileri arasından çok sıkıntılı kriz bir takım devraldın. Başakşehir'de hiçbir zaman olmayan ve olmayacak bir baskı var. İşler iyi gitse bile. 3 maç kazansan 4. de yenildin mi? Hocam olur. Başakşehir'de hiçbir şey olmaz. 8 puan farktan teknik direktör olarak şampiyonluk verdi. Öyle geldi. Formsuz geldi Beşiktaş. Şenol Güneş 8 puan öndeyken şampiyonluk gitseydi var ya. O yöneticiler var ya. Şenol Hoca'nın tamamen bitirirlerdi yani. Yani artık algılarda böyle yerden yere aşağılarlar. Şimdi bir kere bu gerçeklere bakalım. Bu takım o oyunu oynayamıyor. Zaten bu oyuncularla oyun oynanmaz. İyi futbol iyi oyuncularla oynanır. Beşiktaş'ın iyi futboldan çok doğru futbol, gerçekçi futbol oynaması lazım. Nacizane fikrim. Tabii ki Abdullah Hoca da bunu düşünür daha iyi bilir ama bence uygulamaya başlasın. Senin adamlarının en üstün tarafı hızları. Burak, Laiç, Diaby, Enkudu. Abi Enkudu öyle kapalı savunmaya gittiği zaman hızlı hiçbir şey yaramıyor. Bir kişiyi geçsin, ikinci, üçüncü de duvara çarpıyor. Kontrolsüz hızlı değildir. Ama sen bunları biraz geride oynatırsın. 4-2-3-1 gibi. Adem Laiç zaten savunma arkasında acayip güzel toplar atıyor. Diaby'yi kaçırırsın. Enkudu'yu kaçırırsın. Şeyi kaçırırsın. Burak Yılmaz'ı kaçırırsın. O zaman işte bu sezonu böyle kaçırmazsın. Ayrıca da boşta iyi teknik direktör yoksa ya da Sergen Yalçın gibi gerçekten halen gelişmekte olan, İkna edecek şekilde gelişen bir kulübün efsanesini bu kadar zor zamanda getirip bozuk para gibi harcatma. Sezon başına getirsen tamam ama şimdi getirme. Ona bir de sözleşmeli olarak Malatyaspor'da çalışıyor. Başarılı da onlar da takım, onlar da taraftar, onlar da yönetici orada da sözler veriyor. Evet. Onu da söyleyeyim.
Teşekkür ederim. Yok, sen ekleyeceğin bir şey varsa. Yok. Ben tamamen böyle teatral sana takılıyorum ya. Biliyorum canım. Ben yoksa seni çok seviyoruz. Yoksa başkası da hiç uzatmam. Yapıyorum. Mesela başkası dese ki İngiltere'ye milli marşı, İngiltere kraliçesi, Tanrı İngiltere kraliçesi korusun falan dese ciddi olarak ben biliyorsun kalkıp giderim. Niye? Hatta derim ki Allah senin belanı versin o zaman. Onu koruyacaksa senin de belanı versin derim. Ya olur mu şey? O milli marşı canım. Çok küçümseyici. Adam, o milli marşı değişmek için çok güzel bir anket bence var ya böyle. Onlara yakışan şeydir. Ya bize ne abi? El alemin David Bowie'nin Heroes'u. Ne demek abi bize ne? Bize ne abi? Krallık. Abi orada olan bizi de etkiliyor. Ne demek etkiliyor? Ne etkilemiyor abi? Döviz kuruydu, pound dolar. O Boris Johnson yüzünden ne hale geldi piyasa? Boris Johnson falan. Dünya piyasasını Allah kullak. Dünyada lider kalmadı lider. Valla bak bir zamanlarda... Bir zamanlar ne liderler vardı abi? Kimmiş İngiltere, abi? Boris Johnson falan. Yani İngiltere'nin yönetecek adam mı yani? Yani orada sıkıntı var yani. Abi Thatcher şey nasıl? Bayağı liderdi yani. Devirleydi falan da yani. Bayağı bir adamdı yani. Hiç sevmem ama öyleydi yani. Yani kuvvetli ben seviyorum liderdi. Deseydin hayır. Sana bile masayı devirebilirim. Hayır hayır ama yani kuvvetli liderdi. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Yok abi şimdi yani lider böyle hani o şey lider kalmadı yani. Çok az yani. Gerçekten çok az var. Belki de artık halkların işte mesela futbolda taraftarların kendi kendinin daha fazla lideri olması zamanı geldi. O yüzden belki de o işte o ya ben dünyaya ama şimdi şey kavgası var dünyada da yani işte küreselcilerin karşısına daha kapalılar ve milliyetçiler, vatanseverler diyor ya Trump. Yani daha kapalı kendi ve daha milliyetçi vatansevermiş. Öyle diyor ya Trump. Evet yani maalesef. Ben yani... mesela aynen işte küreselcilere, işte liberallere hiç hoşlanmıyorum bunun fikirlerinden ama Trump'ın yine de hiç hoşlanmıyorum. Yani bu değil. Ne olalım mesela küreselci olmayalım. İktisadi açıdan bir kere milli ekonomiyle... Yani milli kapalı ekonomici olmayalım. Yok. Ne olalım abi? Milli ekonomi denen bir şey var. Tabii ki. Ha. Onu da Keynesçilikle çok güzel yapabilirsin. Trump onu söylüyor işte ya. Onu söylemeye çalışıyor. Trump'ın iktisat dersinden Trump zamanında geçtiyse ya da şu anda bir iktisat dersi alsa bir sene yine mezun olabilirse... Ya maalesef ülke... Ben de bandı çıkarıyorum sadece hocam. Iktisat... Ne diyorlarsa onu söylüyorum. Sadece size. İktisat değil yani genel olarak kötü bir milliyetçiliğe doğru gidiş var ya maalesef. Abi o işte kendi hatalarını örtmek için yaptığın şeyler kötü yani bütün dünyada şey. Var o iyi bir şey değil yani. Yalnız bu sefer çok dikkat etsin beyazlar. Amerika'dakiler. Siyahlar. Ne olmuş siyahlara? Eskisi gibi değil. Bu sefer öyle o Ferguson'daki falan gibi polis molis ne istersen ne yapacaklar siyahlar? Şey ele mi geçecekler devleti? Ne bir şey söyleyeceğim. Yani? Artık böyle artık bir siyahlarda yani da para var. Onu unutma. Nerede eskiden siyahlarda para var. Basketçiler de var. Şeyciler de var işte. Rapçiler de var. Başka kim de var abi? Muhammed Ali'nin mirası var yeter. Sermaye, Muhammed Ali'nin mirası sermaye kimdeyse o onun dediği. Akıl sermayesi, ruh sermayesi de çok önemli. Sermaye kimdeyse onun dediği olur. Sen gör o William Wallace'in kılıcı. Ya bir şey olmaz. Buckingham Sarayı'nın tam ortasına şey saplandığı zaman göreceksin. İskoçya'nın evlatları. İşte bu ne olmuş? En de sonunda William Wallace'ı anlattılar bize. Büyük kahraman ne oldu? Sonra gene baba şeyi halletmiş. Uzun bacaklı. Girmiş klanların arasına çözmüş işi yani. Rüşvetçilikle değil mi? Rüşvetçilikle çözmüş İngiliz sarayı numarası. Anlattıkları numaralar, hikayeler binli yıllar, 1200'lü yıllar mı? Binli yıllar hala İskoçya İngiltere'nin parçası işte. Şu rüşvete tenezzül etmeyenler Kurtuluş Savaşı yapıyor. Emperyalizme karşı böyle patlatıyor. Sonra da güzel işte milli ekonomi kuruyor. Arkadaşlar Churchill'i izleyin. Churchill filmini izledin mi? İzledim. Ben de çok beğendim. Churchill'i sevmem izleyin. Ama. Churchill filminde diyor ki yani hayatındaki adamın en büyük gerideki yani bagajındaki evet. En kötü şey Gelibolu'daki dayak. Evet. Bu diyor Gelibolu'da bizi muhabbetti diyor. Şöyle diyorlar Churchill'e muhalif olanlar. Ya Churchill diyor adam değil diyor Gelibolu'da değil diyor. Hayır şöyle oluyor Churchill mesela Nazilere karşı bir kurtuluş planı hesaplıyor. Evet. Diyor ki muhalifi yalnız Gelibolu'daki Çanakkale'deki gibi olmasın diyor. Diyor. Ulan hep öyle olacak gelmeye çalışırsanız tabii. Her sefer öyle olacak. İskoçlar siz de izleyin alta çevirin. Siz de aynısını yapın. Edinburgh Kalesi'nden. Şimdi Türkler. Çanakkale Kalesi'nden yani yürüyün. Türklerle İskoçları falan karıştın. Yani İrlandalılar benziyorlar. İskoçlar değil. Evet. Yani İskoçlar Türkler, çok fazla medeni kalıyor yani bize göre. Dünya tarihinde bak dünya biz tarihi. Biz İrlandalılar gibi kafayı kızdırırsan alıp şöyle. Jean Paul Rouault'un Türklerin tarihini okuyun. Çok güzel kitap. Tebrik tamam. Ediyorum seni. Daha da çok sevdim. Jean Paul Rouault'un Türklerin tarihi. Adam başta yazıyor bak. Dünya tarihi Türklersiz yazılamaz diyor. Dünya tarihi. Türkler olmadan yazılamaz diyor. Türkologdur. Çok ünlü bir Türkologdur. Çok iyi birisidir. Çok iyi bir hocadır aynı zamanda. Çok önemli bir profesördür. Fransız. Dünya tarihi gerçekten 4-5 tane millet olmadan yazılamaz. Persler. Şimdi Pers diyorlar. İranlılar lan işte onlar da. Ne Pers'i? İranlılar. Türkler. Çinliler. Ondan sonra şeyler abi. İngilizler yani. Kusura da bakma. Yani bu milletler hakikaten önemli milletler.
Küçüle küçüle Buckingham Sarayı'na kadar düştünüz. O yüzden yani bir zamanlar kraldın Mısır'a, şimdi kaldın çorap ile Nasır yani olacak Türk, inşallah. Türk olmak öyle kolay bir şey değil hakikaten. Tahsildaroğlu sundu.